Bilgi güçtür. Bununla alakalı hayatımda bir kesit paylaşmak istiyorum. İnsan her zaman insanla insan oluyor. Yani insan, insan vasıtasıyla tekamül ediyor. Bir insan devamlı vesile olur her zaman. Ben de daha 11 yaşında çocuğum, küçüğüm, gurbete çıktım kendi kararımla ve kalacağım internat, yurtta kalacağım ilk günü oturdum. Daha ilk böyle ilk eylemim oturmak. Yani oraya vardım, oturduğum bir toplantı vardı. Hemen yanındaki Adem diye birisi yaklaştı bana, kulağıma çok kibarca aramıza hoş geldin dedi. Sana dedi tüyo verebilir miyim dedi. Yani önünü görebileceğin, yani ilk yapman gereken sana teklif öğretebilir miyim? Hay hay dedim ya. Bak dedi, sen dedi şimdi gurbete çıktın, buraya geldin, burada 120 tane öğrenci var. Ve dedi sen ortaokula gideceksin bizim gibi. Liseye gideceksin sonra. Sonra üniversiteye başlayacaksın. Sana dedi ben bir yöntem göstereceğim. Yöntem şu. Okul, ders çok önemli. Ama daha önemli olan şey insan ilişkileri. Arkadaşlarla sosyalleşmen. Bana da aynısını söylediler. Benden 4-5 yaş büyüktü. Bana da aynısını söylediler. Ben de sana o bilgiyi vereyim dedi. Nedir dedim? Bak dedi kardeşim senin dedi ilk yapman gereken şey buradaki çocuklarla, öğrencilerle iletişime girmen. Onlarla iyi iletişim kurman. Onlarla oturup konuşman. Onlardan bir şey öğrenmen. Yani alışveriş yapman. O sana bir şey öğretecek, sen ona bir şey öğreteceksin. Ama bu sosyalleşmeyle oluyor. Ve sorumluluk alman. Yani sana bir görev verildiği zaman elini kaldır. Çünkü o ağır gelebilir nefsine belki. Çalışkan olman gerekiyor. Tembellikten seni kurtarıyor aynı zamanda. Sorumluluk aldığın için o görevi yaptığında bir şey öğreniyorsun. Elini kaldır dedi. Tamam. Gerisi dedi arkadan geliyor. Dersler arkadan geliyor dedi. Şey gibi düşün. Gölge gibi düşün. Sen güneşe doğru ilerlersen gölgen arkandan geliyor. Tamam dedim ya. Hemen o toplantıda da kim revirci olmak istiyor dediler. Ben elimi kaldırdım. Yani hasta bakıcısı. Orada 120 tane öğrenci var. Bir de revir hanesi var oranın. Yani birinin başı ağrıdığı zaman, sıkıntısı olduğu zaman, istirahat etmesi gerekiyorsa orada kalıyor. Veya sen onu doktora götürüyorsun, hastaneye götürüyorsun, ilgileniyorsun. Onunla özel ilgileniyorsun. Hemen elimi kaldırdı, bana görev verdiler. Daha, yani bir kişi daha var tabii tecrübeli. Benden 3-4 yaş daha büyük birisi. Onun yanında Ausbildung yapacağım. Yani bir şey öğreneceğim. Revircilik görevini aldım. Sonra çaycılık görevi, onu da aldım. Sonra ütü kim yapabilir? Elimi kaldırdım. Ütü yapabiliyorum. Ütü de yaparım dedim. Ve 6 sene öyle yurtta kaldım. Her şeyi öğrendim. Her şeyi. Çamaşır yıkamayı, bulaşık yıkamayı, ütü yapmayı, yemek yapmayı, her çeşit yemek yaparım. Ama bu neyle oluyor? O arkadaşın o zaman bana verdiği tiyo ile oldu. Yani bilgi için kendini aç. Yani kendini geliştirmeye, kendini yetiştirmeye kendini açman lazım. Ve bunu da insan vasıtasıyla öğrenebilirsin. Başkası sana öğretecek. Ve gerisi kolay. Dersler zaten kolay. Sen şöyle ilerlediğin zaman güneşe doğru arkadan gölge zaten gelecek. Ve gerçekten o zaman öğrendim. Bilgi güçtür. Sende o yetkinlikler olduğu zaman, o bilgi olduğu zaman mıknatıs gibi çekiyorsun. İnsanları çekiyorsun kendine. Benim anneannem bir de şöyle derdi. Oğlum her şeyi bil, yapmak zorunda değilsin. Her şeyi yapmak zorunda değilsin. Ama bilirsen seni kimse kandıramaz. Öyle derdi. Ben de işte hayatımda bilginin ne kadar önemli olduğunu, gerçek bilginin tabii, sana lazım olmayan bilgiden bahsetmiyorum. Gerçek bilginin ne kadar güçlü olduğunu ve hayatta seni nasıl sağlam bir şekilde hedefine götürdüğünü, bunu hissettim, yaşadım. Aynı zamanda rakibin olmuyor. Yani rakibin olmuyor ki. Çoğu insan belli bir çizginin üzerinde ilerliyor. Aynı kategoride, aynı bilgiye sahip. Sen bir adım önde olduğun zaman o saftan, o çizgiden çıkmış oluyorsun. Önde oluyorsun. Ve sağa sola baktığında senin rakibin yok. O yüzden aranan insan oluyorsun. Aranan insan. Çok önemli. Aranan insan olmak gerekiyor. O da işte biraz önce dediğimiz gibi bilgiyle oluyor. Tamam. Bilgi güçtür. Ve doğru bilgilerle ne yaparsın? Aranan insan olursun. Ne iş yaparsan yap, fark etmiyor. Bir kere aranan insan olduğun zaman parayı da kendine çekersin, huzuru da kendine çekersin, mutluluğu kendine çekersin, aile huzurunu kendine çekersin, sağlığı kendine çekersin. Mıknatıs gibi çekiyorsun, manyetik alan oluşturuyorsun. O yüzden doğru bilgi seni ileri taşıyor. Çok güçlü bir sistem, çok güçlü bir nimet. Sen de doğru bilgiyle güçlenirsin ve arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Bunun için
Biz bunu yıllardan beri yapıyoruz zaten. Yani ne yapıyoruz? Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza eğitimlerimizle, danışmanlıklarımızla, onlara doğru bilgiler göstererek, öğreterek, onların kafasındaki kilitleri çözerek, içindeki o potansiyeli ortaya çıkararak, onların beyinlerini, zihinlerini başarıya, berekete, huzura programlıyoruz. Rakipleri yok. Onların rakipleri yok. O yüzden mıknatıs gibi çekiyorlar. Huzuru çekiyorlar, mutluluğu çekiyorlar, bereketi çekiyorlar, kazancı çekiyorlar. O yüzden siz de eğer o şekilde doğru bilgiye ulaşıp, kafanızdaki kilitlerden kurtulup, içinizdeki o potansiyeli ortaya çıkarıp, beyninizi başarıya programlamak istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Hoşçakalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com